Yusuf Kaplan, ülkeyi savaşmadan kaybediyoruz ya da Türkiye'nin bir ruhu var mı? Türkiye'nin iki asırdır yaşadığı modernleşme, batılılaşma, laikleşme, yok oluş süreci Türkiye'nin ruhunu yok edecek kadar İslam'dan yani kendinden, tarih yapan dinamiklerinden ve ruh köklerinden uzaklaştırdı bizi. Bir dizi yazıda dünyanın ihtiyacını hissettiği bu hayati sorunu mercek altına almak niyetindeyim. Çin ruhu baharını nasıl kışa çeviriyor? Bir Alman ruhu var, bir Fransız ruhu da var, bir Çin ruhu vardı. Şu an kapitalizm Çin ruhunu tuzla buz ediyor. 5000 yıllık dinamizminin kaynağını dinamitliyor Çin'in. Afyon savaşlarıyla başlayan Çin'i ruh köklerinden uzaklaştırma, direnç noktalarını kırma ve ruhunu yok etme süreci İngilizlerin Mao devrimiyle kamufle oldu. Deng Xiaoping'in Çin'i kapitalizme girdiren girişimiyle ikinci kez uyutuldu Afyon savaşlarından sonra Çin. Çin geliyor ama yok olmaya geliyor. Ruhu metamorfoz yiyor Çin'in. Böyle giderse yok olacak. Kapitalist saldırı Japonya'da denendi önce. Tuttuğu anlaşıldı ve özgün, birincil kültürü olmayan Japonya çok çabuk asimile edildi zihnen ve ardından da köleleştirildi fiilen. Japonya'nın tarih yapan bir ruhu olmadı hiçbir zaman. Rus ruhu, Rus kışını bahara çevirebilir mi? Kapitalist saldırının Rusya üzerindeki etkisi Çin'e uygulanan projeye çok benziyor. Bir Rus ruhu vardı. 19. yüzyılda Rus ruhu şaha kalkmıştı. Rus edebiyatında mistik dini temayüllerinde ve büyük rüyaların ürünü emperyal projelerinde ete kemiğe bürünmüştü. Danilevski'den Berdyaev'e, Pushkin'den Dostoyevski ve Tolstoy'a kadar Rus ruhunun yıkıcı, batıcı projelere hem de batıya alternatif olacak söylemleri derinlemesine işlenmiş ve geliştirilmişti Rus aydınları ve sanatçıları tarafından. Tarkovski imkansız bir projeydi. Rus ruhunu diriltmek için sinemada çok büyük bir atılıma imza attı. Ama Tarkovski'nin ağıdı karşılıksız bir ağıttı doğal olarak. Tarkovski imkansız bir projeydi. Rus ruhunu diriltmek için sinemada çok büyük bir atılıma imza attı. Ama Tarkovski'nin ağıdı karşılıksız bir ağıttı doğal olarak. Rus devrimi Rus ruhunu delik deşik etmiş, Batı uygarlığının ruhsuzlaştırıcı ve bütün değerleri çözücü saldırısının Rus ruhunu yok etmesine aracılık etmekten başka bir işe yaramamıştı. O yüzden Tarkovski Rus ruhunu bütün derinliğiyle ve vaatleriyle üstelik de en evrensel boyutlara taşıyarak temsil eden bir dahi olmasına rağmen filmleri Rusya'da yakıldı. Tarkovski Stalinist rejimin hapislerine tıkıldı. Filmleri Avrupa'ya gizlice kaçırıldığı için yok olmaktan kurtarılabildi. Şu an Rus ruhunu diriltmeye çalışıyor Putin ama çok geç artık. Önce komünizm, sonra da kapitalizm Rus ruhunun bütün direnç noktalarını kırdı. Rusya'nın Ukrayna Savaşı Batı karşıtlığı üzerinden bir öteki, bir düşman icat ederek Rus ruhunun küllerinden doğması girişimidir aslında. Rusya'nın köklerine dönmesi için çok büyük bir fırsat sunuyor Ukrayna üzerinden düşman Batı imajı tahayyülü. Bu da Rusya'nın Rus ruhunu keşfetmesine, yeniden icat etmesine yetmeyecek. Rusya'yı silkeleyip kendine getirme iradesi üretebilirse Rus ruhunun küllerinden doğmasına katkıda bulunabilir. Türk ruhu diye bir şey var mı? Buradan yazının nereye geleceğini tahmin ediyorsunuzdur artık. Türk ruhu diye bir şey var mı? Türk ruhu kavramı çok ırkçı çağrışımlar yaptırıyor olabilir muhtemelen. Çünkü Osmanlı sonrasında Türkiye ruhunu yitirme tehlikesinin eşiğine sürüklendi. Yönünü meşrutiyet ve cumhuriyetle yörüngesini yitirdi. Özallı yıllardan itibaren kapitalizmin Türkiye'ye bütün yönleriyle dalışıyla Türk toplumu ruhunu yitirme tehlikesinin eşiğine sürüklendi. Şu an Türkiye'nin ruhu can çekişiyor.
Türkiye'nin modernleşmesi Türk toplumunun ruh köklerini kuruttu. Aşama aşama, sayha sayha. Türk modernleşmesi diğer modernleşme projelerinden çok farklıydı. Bizim dışımızda neredeyse hiçbir modernleşen toplum kendi ruh köklerini kurutma aymazlığı sergilemedi. Türk modernleşmesi denen şey Şerif Mardin'in çok enfes bir şekilde ifade ettiği üzere Türkleri İslam'dan uzaklaştırma projesidir. Türk modernleşmesi katı laiklik projesiyle toplumu prangalara mahkum etti, zihnini köleleştirdi, dünyasını sığlaştırdı, duyarlılıklarını buharlaştırdı, bizi ruhsuz bir çıkmaz sokağın eşiğine fırlattı. Cinayetler, intiharlar, tecavüzler gırla tırmanıyor. Tecavüze uğrayan çocuklar, kadınlar ve bebekler öldürülen, boğazlanan, dilim dilim parçalanarak dolaplara, torbalara konan, çöplere atılan insan cesetleri. Türkiye ruhunu yitirdi, cinnet toplumuna dönüştü. Sekülerizmin, dünyevileşmenin, İslam'dan uzaklaşmanın getireceği nokta burası olacaktı elbette. Türkiye'nin bu noktaya geleceğini yazdım yıllarca, 20 yıl önce. Hakkımda ne davalar açıldı, sen laiklik, sekülerizm düşmanlığı yapıyorsun diyen zeka özürlü veya bu ülkenin düşmanı hain türediler tarafından. Gelinen nokta o yakıcı gözlemlerimi keşke doğruluyor olmasaydı. Velhasılı kelam, bütün bu cinayetler Türkiye'nin yaşadığı kültürel cinayetin, kültürel intiharın kaçınılmaz sarsıcı metaforu. Türkiye'yi savaşmadan elimizden almak üzereler. Türkiye'nin bir ruhu yok. Kemalizm bir ruh olamaz. Aksine kemalist süreçte Türkiye'nin ruh kökleri kurutuldu. Dil devrimi, harf devrimi, bütün diğer devrimler bu toprakların ruhunu yok etti. Burada ruhsuz bir Leviathan icat etti. Makinalaşmış, tepeden dayatmacı, Jacoben, hissiz bir varlık burada icat edilen Leviathan. Laikleşen bir Türkiye ruhunu yok etti. Laikleştikçe kendini, ruhunu kaybetti. Böyle giderse bu ülke savaşmadan kaybedilecek. Burası önemli. Buraya dikkat. Savaşmadan ülkeyi elimizden almak üzereler. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Üniversiteler işgal altında. Liseler sürükleniyor çıkmaz sokakların eşiğine. Oysa bu toprakların adına Türk ruhu diyebileceğimiz İslam'la yoğrulan ve 1000 yıl dünya tarihini yapan bir ruhu vardı. Bu toprakların ruhu İslam tarafından inşa edilmişti. Bu ruhu yitirdiği zaman bu toplum her türlü saldırıya ve işgale açık hale gelmekten kurtulamayacaktır. Adına bu toprakların ruhu dediğim Türk ruhunun iki ekseni var. Tarihi derinlik ve irfani derinlik. Bu meseleyi sonraki yazılarımda derinlemesine tartışacağım. Şimdilik şu kadarlık yetineyim. Dünyada mayası, ruhu sapasağlam kodlanan toplum bizim toplumumuz. Bu toprakların ruhu adaletin, hakkaniyetin ve merhametin şaheser örneklerini sunmamızı sağladı bütün dünyaya. Biz bu ruhu yeniden keşfedip hayata ve harekete geçebilirsek geçmiş 1000 yılı olduğu gibi gelecek 1000 yılı da bizim kurmamızı sağlayacak uzun soluklu bir yolculuğa çıkmaya hüküm giyeceğiz inşallah. Vesselam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak.